Değerli basın mensupları, hafta sonu yüreğimiz Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleriyle dağlandı. Hain terör örgütüyle mücadele eden 4 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve milletimize sabır diliyorum. Yine hafta sonunda Ankara'da bir sel felaketi yaşadık. Bu felakette 3 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Bu felakette hayatını kaybedenlerden biri de Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız, kardeşimiz İlkay Yiğit. Çok üzgünüz. Partimizin başı sağ olsun. Selde kaybolan bir vatandaşımız daha var. Onun da sağ salim bulunmasını diliyoruz. Ve son olarak önceki genel sekreterimizden genel sekreterlerimizden Taran Erdem'i hafta sonunda toprağa verdik. Kendisine de Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Değerli basın mensupları, dün çocuk işçiliğiyle mücadele günüydü. Ülkemizde 5 ila 17 yaş arasında 720 bin çocuk işçi var. Gerçek sayının bunun çok üstünde olduğu da biliniyor. Bu çocukların %65'i kendi ihtiyaçlarını karşılamak, ailesinin geçimine ve işine yardımcı olmak için çalışıyor. İş cinayetlerinde son 20 yılda 800'den fazla çocuğumuz hayatını kaybetmiş. Çocuk işçiliğiyle mücadele için güçlü bir sosyal destek sistemi yanında her ne adı altında olursa olsun çocuklarımızın ucuz iş gücü olarak kullanılmasının engellenmesi için ciddi yasal düzenlemelere ve bunların tavizsiz uygulanmasına ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında başta aile destekleri sigortası olmak üzere bunları eksiksiz olarak hayata geçireceğiz. İş ve aş tüm vatandaşlarımız için can yakıcı bir sorun. TÜİK tarafından açıklanan son işsizlik verilerine göre 8 milyon 107 bin vatandaşımız işsiz. Ülkemizdeki işsizlerin sayısı dünya üzerindeki 90 ülkenin nüfusundan fazla. Makyajlı TÜİK verileriyle bile işsizlik artıyor, hayat pahalılığı artıyor. Cari fazla vererek enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Cari açık artıyor. Geçen yılın ilk 4 ayında 9 milyar dolar cari açık verilirken, bu yılın aynı döneminde verilen cari açık 21 milyar dolar. Geçtiğimiz yılın tam 2,5 katı. Hani cari açık düşecekti? Bu yılın tamamı için öngörülen cari açık ilk 4 ayda aşıldı. Model falan hak getire. Hükümet artık normal kanallardan cari açığı finanse etmekte de zorlanıyor. Bu dönemde cari açık büyük oranda net hata ve noksan kaleminden gelen kaynağı belirsiz 11 milyar 751 milyon dolar ve 4,5 milyar dolar rezerv kullanılarak finanse edilmiş. Döviz olmayınca kur da alıp başını gidiyor. 441 milyar doları geçen brüt dış borcun faturası, yandaşlara verilen dövizle garantili projelerin maliyeti, kur korumalı mevduattan milletimizin sırtına binen yük gün geçtikçe ağırlaşıyor. Sarayın kerameti kendinden menkul faiz sebep enflasyon sonuç safsatasının peşinde milletimizin sofrasındaki ekmek her geçen gün küçülüyor. Erdoğan geçtiğimiz Ağustos ayında faizle düşüşe geçeceklerini, böylece enflasyonun da düşeceğini söylemişti. Ardından Eylül'de Merkez Bankası'nın tabelaya yazdığı faizi talimatta düşürttü. Ondan sonra da devam etti. Bu akıl ve bilimden mahrum politikalar sonucunda vatandaşın bankada kredi çekerken muhatap olduğu piyasa faizi, devletin borçlanırken muhatap olduğu tahvil faizi hızla arttı. Devletin geçen yıl Eylül ayından sonra ödediği faiz, önceki 8 ayda ödediğine göre %22 arttı. 156 milyar 661 milyon lira faiz ödendi. Borçlanma maliyetlerimizin önemli bir unsuru olan, ekonomiye duyulan güveni gösteren kredi, Türkiye'nin kredi temerrüt riski primi 800 puanın üstüne fırladı. Dünyada kendi ligimizde rekor kırdık. Aynı dönemde paramız
dünyada en fazla değer yitiren paralardan biri oldu. Enflasyon hızı 4'e katlandı. Tüketici enflasyonunda dünyada ilk 5'e girdik. Üretici enflasyonunda birinciyiz, dünya birincisiyiz. Hayat pahalılığı milletimizi perişan etti. Sonunda Nebati Bakan çıktı, bunu bile isteye yaptıklarını itiraf ediverdi. Aralık ayında ekonomide başlattıkları yeni dönemin meyvelerini 6 ay içinde yemeye başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, bir defa daha millete taahhüdünü yerine getiremedi. Milletimizi hayat pahalılığına ezdirdi. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda ele aldığımız konuların başında bu vardı. Milletimizi ezen hayat pahalılığı vardı. Tabii bunları biz konuşuyoruz. Saraya göre ülkede enflasyon yok. Çünkü sarayın 3-5 maaşlı saray yanaşmalarının enflasyon derdi yok. Sarayın etrafında kümelenmiş dolarla, avroyla aldıkları garantileri cebe indiren yandaş müteahhitlerin, faiz lobilerinin, dolar baronlarının hayat pahalılığı gibi bir dertleri yok. Hayat pahalılığı, enflasyon onların değil, asgari ücretle geçinenlerin, dar ve sabit gelirlerin sorunu. Evine ekmek götürebilmek için yol parası vermeyeyim diyerek her gün kilometrelerce yürüyen emekçilerin sorunu. Çocuğunun altına bez alamayıp plastik poşet bağlayanların sorunu. Tayin döneminde eline doğru düzgün tayin parası verilmeyen, dağ gibi taşıma masrafını nasıl karşılayacağını düşünen, mobbing altında ezilen, intihar haberlerinin başı sonu gelmeyen polislerimizin sorunu. Sorun artık kuruşta değil, lirayla artan benzin, mazot fiyatına yetişemeyen, bayramda anasının babasının elini öpmeye gitmek için otobüs parası bulamayan vatandaşlarımızın sorunu. Sorun, bayramda torununa harçlık veremeyen emeklilerimizin sorunu. Hazine nakit gerçekleşmeleri daha yeni açıklandı. Bu açıklanan rakamlara göre hazinenin kasasında 82 milyar 400 milyon lira duruyor. Ama vatandaşa para yok. Bunlar milleti unutmuşlar, milletten kopmuşlar. Bugün Erdoğan çıkmış, geçim zorluğu arttı, refah azaldı. Ama olsun, siz bardağın dolu tarafına bakın diye akıl veriyor. E tabi saray böyle söylerse şürekası da kendisini aratmıyor. Millet açlıkla boğuşuyor dediğimizde şürekanın biri çıkıyor, aç kalmak sünnettir diyor. Millet için aç kalmak sünnet, saray şürekaları için zencefilli, somonlu suşiler, kornişona sarılı danaroz bifler, bunları midede yumuşatmak için liçi meyvesi eşliğinde efuliler, çiğa tohumu eşliğinde ejder meyveli sumutiler farz. Milleti kuru ekmeğe muhtaç ettiniz dediğimizde bir başka saray şürekası çıkıyor, kuru ekmek buluyorlarsa aç değiller diye laf yetiştiriyor. Karpuz dilimle satılır oldu insaf dediğimizde bu kez AK Parti'nin bir örgüt yöneticisi çıkıyor. Almasınlar, bahçelerinde yetiştirsinler diyor. En son milletimizi ucuz şeker kuyruğunda birbirine ezer hale getirdiler. Sonra da çıktılar, çayı da şekersiz içiversinler diye akıl verdiler. Geçenlerde Van'da il başkanları esnafı dolaşmaya çıkıyor. Genç bir esnaf, lafı hiç dolandırmadan onun yüzüne "Perişanız ve bunun sorumlusu sizsiniz." diyor. İl başkanı önce esnafı azarlamaya kalkıyor, sonra bakıyor pabuç pahalı. Elini sıvazlayıp akıl veriyor. Esnaf bir kere daha tekrarlıyor. Geçen sene 20 liraya aldığım terliği şimdi 70 liraya alıyorum. Sorumlusu sizsiniz. Gaziantep'te de il başkanı esnaf geziyor. Orada da bir vatandaş hakkımı helal etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum diye feryat ediyor. Vatandaşın içine çıkacak halleri kalmadı. Onlar milletin halini bilmese de görmese de millet sorumlunun kim olduğunu biliyor. Yediği ayazı unutmuyor. Reisleri bunları adeta efsunlamış. Kibirleriyle kendilerinden geçmişler, akılları, izanları kalmamış. Yeni Tarım Bakanı da anlaşılan eskisini aratmayacak. Mazot fiyatları çıldırmış. Gübre fiyatı katlanmış. Tohum desen öyle, ilaç desen öyle. Çiftçimizi tarlasına gidemez hale getiren
toprağından koparan hükümetin bakanı şimdi de Venezuela'da buğday yetiştireceğiz diye müjde veriyor. Sayın Bakan, bu ülkede toprak mı kalmadı? Neden 11 bin kilometre ötede buğday yetiştirmeye kalkıyorsunuz? Bakan bunun nedenini şöyle açıklıyor. 5 milyon sığınmacı nedeniyle artan ihtiyaç ve yine ülkemizin refah seviyesinin artması. Devri iktidarlarında çiftçilerimizin 2,5 Trakya büyüklüğünde araziyi ekmekten vazgeçtiğinin anlaşılan bakan farkında değil. Hükümetlerin ödemediği destekler nedeniyle her bir çiftçi ailesine faiz hariç 124.736 lira borcu olduğunu anlaşılan bu bakana kimse söylememiş. Refah meselesine gelince, refah artışına gelince, ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin düğmesine basılmasından bu yana kişi başına gelirimizin 3.043 dolar azalarak 10.000 doların altına düştüğünü belli ki Sayın Bakan duymamış. Anadolu'nun ve Trakya'nın verimli toprakları bu milleti yıllarca doyurdu. Şimdi doyuramıyorsa bu sizin suçunuz. Sarayın kibirlisine tavsiyemiz şudur. Verin vermediğiniz desteği, verin Avrupa kadar desteği, bu ülkenin çiftçisine tarım kanununun emretmesine rağmen ödemediğiniz 272 milyar Türk lirasını hemen ödeyin. Elektrik, mazot, gübre giderlerini düşürmek için tarımda kullanılan girdilerde vergiyi düşürün. Güneş enerjisi tarlalarını kurun. Çiftçiye elektriği bedava verin. Çiftçilerimizin dağ gibi biriken borçlarının faizini silin. Kalan borcu uygun taksitlerle uzun vadeye yayın. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ithalat kapılarını açacağınıza, başka ülkelerin çiftçisini sevindireceğinize, bu ülkenin çiftçisinin yüzünü güldürün. Bakın bakalım bizim cefakar çiftçimiz bu milleti de, sığınmacıları da nasıl doyuruyor. Ama sizin gözünüzde tarlanın ürünü değil, kupon arsanın rantı oldukça bunu yapamazsınız. Bu arada üstünüze tarlanın tozu değmesin diye prototipinin yanında belinize kadar galoşla poz verdiğiniz 2022 Ocak ayında da seri üretim sözü verdiğiniz ön siparişleri alınan ama hala ortada olmayan bir elektrikli traktör var. Akıbeti sorulduğunda bakanınızın benim ilgi alanım değil dediği bu elektrikli traktör ne oldu? Senenin başında traktör hazır olacak dendi. Haziran bitiyor, daha hala traktörü bekliyoruz. Bak söyleyeyim, bu gerçekten mazot maliyetini düşürür. Bir de hükümet olarak daha önce de Afrika'da tarım yapacağız diye neler yaptığınızı bilin ki unutmadık. Sudan'da 780.500 hektarda bitkisel ürün üreteceğiz diye ortayalara döküldünüz. Bunun için TİGEM'le Sudan'la ortak şirket kurdurdunuz. Şirkete tek bir personel ve bu göz bebeği personeli de yönetsin diye 7 tane yönetim kurulu üyesi koydunuz. Sudan tarım için toprak falan vermedi ama siz kurduğunuz şirketin yönetim kurulu üyelerine sadece 2020 yılında huzur hakkı ve ikramiye olarak 416.695 lira 74 kuruş ödediniz. Şimdi ülkemizle arasında koca bir Atlas Okyanusu olan Venezuela'da tarım yapacağız diye ortalara çıktınız. Bekliyoruz bakalım bu işten de hangi saray yandaşları malı götürecek. Değerli basın mensupları, bunlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Millete de ne vaat ettilerse yapamıyorlar. Enflasyonla mücadele görevini küresel barışa bağlamışlardı. Bugün de Erdoğan açıkladı, bundan da vazgeçmişler. Enflasyon ancak gelecek seneye baz etkisiyle düşecekmiş. Eğer enflasyon küresel barış sayesinde ve o da olmazsa baz etkisiyle düşecekse, siz o koltuklarda neden oturuyorsunuz? Siz ne yaparsınız? Bunların kadroları metal yorgunu. Elektrikli traktör dediler, traktör yok. Tank dediler, tank yok. Tank yapılacak, 10 bin kişilik istihdam sağlanacak deyip
Karasu'da yer tahsis ettiğiniz Katar Emiri ile birlikte temelini attığınız fabrika şimdi sökülüyor. Sizden tık yok. Bir zahmet bu rezaletlerin sebebini de milletimize bir açıklayıverin. Bu arada sığınmacı demişken, sığınmacıların sebep olduğu huzursuzluk ve asayiş sorunları, getolaşmalar, sosyal sıkıntılar hızla artıyor. Daha iki gün önce İstanbul'un ortasında kendisine saldıran Afgan çeteden kaçarken 15 yaşında bir evladımıza araba çarptı, yitirdik. Atama İçişleri Bakanı da iş işten geçtikten sonra çıktı. Genel Başkanımızın da baskısıyla mahallelerde sığınmacı oranına koydukları sınırları düşürdüklerini açıkladı. Ama Atama Bakan daha önce işini yapacağına yine 10 parmağında 10 kara Genel Başkanımıza bulaştırmaya kalkıyor. İlk seçimde millet Erdoğan'ı emekli edecek. Bunu bakan da dahil artık herkes görüyor. Ama Atama İçişleri Bakanı'na tavsiyem, gaza gelip kendisini parti lideri gibi görmesin. Mafya mensuplarıyla, uluslararası dolandırıcılarla verdiği pozlar orada duruyor. Sarayın karşısında gerdan kırmasın, memur olduğunu unutmasın, siyaseti bıraksın, boyundan büyük işlere kalkışmasın, işini yapsın. Diğer taraftan İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket ederler. Bir sorun varsa sorun görev yapan poliste değil, ona emir verenlerdedir. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez. Değerli basın mensupları, yalanlar dolu dizgin, gerçekler adım adım gider ama hedefe ulaşan her zaman doğrular olur, diyorlar. Siyaseti üretme yeteneği vasatın, hatta at binme yeteneğinin bile altına düşen, millete artık hiçbir taahhüdünü yerine getiremeyen saray, gemi iyice azıya aldı. Erdoğan iki gün önce Van'da, kendisi hükümet olmadan 20 yıl evvel 1982 yılında kurulan üniversiteyi kendilerinin kurduğunu iddia etti. Şimdi bunu bir defa yapsa, basit bir internet aramasıyla ortaya çıkıp insanı rezil edebilecek böyle acemice bir gaf, bilerek yapılmaz der, bir dil suçmesidir deyip geçerdik. Ama millete vaatlerini yerine getiremeyen Erdoğan için başkasının eserlerini sahiplenmek artık vakaya adiyeden oldu. Sene 2018, Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'ni kendilerinin kurduğunu iddia etti. Üniversitenin kuruluş tarihi 1992. Yani o da AK Parti'den 10 yıl önce kurulmuş. Sene 2019, Sivas'ta bizden önce üniversite yoktu dedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kuruluş tarihi 1974. Yani AK Parti kurulmadan neredeyse 30 yıl önce. Değerli basın mensupları, saray, müflis bezirgan misali neye el atsa batırıyor. Ondan sonra da eski defterleri karıştırmaya başlıyor. Önce 1970'lerde ekonomiyi batıran dövize çevrilebilir mevduatın saray sürümü, kur korumalı mevduatı hem de hazineye bir kuruş yükü olmayacak diyerek piyasaya sürdüler. 10 milyar 100 milyon liralık vergiden vazgeçtiler. Bir de üstüne fakirin ödediği vergiyle bir avuç mevduat sahibine döviz cinsinden getiri garantisi verdiler. Artan kurla bu mevduatın hazineye maliyetinin 150 milyar lirayı geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde de eski model gelir endeksi senetler sarayın yeni kurtuluş formülü gibi sunuldu. Oysa yatırımcı kılavuzundan bu kağıtların getirisine baktığınızda getirisinin enflasyonun ve devalüasyonun çok altında kalacağı açık. Bu yüksek enflasyon ortamında bu haliyle GES hiçbir derde deva olmaz. Ben açık söyleyeyim, pansuman ya da aspirin tedavisi bile olamaz. Değerli basın mensupları, kendisine duyulan güvenin bittiği bir hükümetin ekonomide sorunları çözmek için atacağı her adımın millete maliyeti çok yüksek olur. Güven duyulan bir hükümetin atacağı adımın maliyeti birse, güven duyulmayan bir hükümetin atacağı adımın maliyeti, millete maliyeti 10 olur.
Çünkü güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene geri dönmez. Yapabilecekleri pansumandan, aspirin tedavisinden ileri gidemez. Doğru tedavi için doğru teşhis ve güvenilir işinin ehli doktorlar gerekir. Bu hükümette ikisi de yok. Hep söylüyoruz. Bir ülke ya ilimle ya zulümle yönetilir. Bu hükümette ilim olmadığı artık hepimizin malumu. İlim olmayınca zulmün gazına basıyor. İstanbul İl Başkanımıza yapılan haksızlığı dillendiren eski bir emniyet mensubuna önce saray emniyetinin resmi hesabından troll ağzıyla hakaret edilmişti. Bu hafta da bu emniyet mensubunun rütbelerinin söküldüğü haberi geldi. Sonra Erciyes Üniversitesi'nin bahar şenliklerinde on binlerce gençle birlikte İzmir Marşı'nı söyleyen DJ'in ilana çıkılmış programları iddiaya göre Ankara'dan gelen telefonla iptal edildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde Ali İsmail'i unutmadık pankartı açmak isteyen iki genç darp edilerek yaka paça gözaltına alındı. Enflasyon araştırma grubuyla vatandaşlarımızın yaşadığı gerçek enflasyonu hesaplayan değerli akademisyene davalar açılması yetmedi. Şimdi bir de çalıştığı üniversitede hakkında soruşturma başlatıldı. Nizamül Mülk küfr ile belki ama zulm ile payidar kalmaz memleket demiş. Şunu unutmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Ama kendisini devlet sanan bu hükümet zulmüyle payidar kalamayacaktır. Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda dış politikada yaşanan gelişmeleri de ele aldık. Öncelikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili müzakerelerde ülkemizin bu iki ülkeden terörle mücadele konusundaki taleplerinin haklılığının altını bir defa daha çizelim. Ancak bunun yetmediğini, müzakere sürecinde konunun Türkiye'nin AB üyeliği çerçevesinde de ele alınması gerektiğini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik yapılanmalarındaki yerinin mutlaka masada olması gerektiğini söylemiştik. Buna ilave olarak bu ay içerisinde Madrid'de NATO toplantısı yapılacak. NATO zirvesi yapılacak. Bu zirvede NATO önümüzdeki 10 yılda karşılaşacağı güvenlik sorunlarını tanımlayacak. Bir de bunlarla mücadele stratejisini belirleyecek. Buradan çıkacak stratejik konsept belgesinde üye ülkeler arasında teröre karşı işbirliği mekanizmalarının ülkemizin güvenlik endişelerini giderecek biçimde yer alması mutlaka sağlanmalıdır. Bu arada Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı adalarla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri izliyoruz, dikkatle izliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın yıllardır dile getirdiği, son olarak da 1 Haziran 2022 tarihinde belirttiği gibi, işgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz. Oturdukları makamlar sadece büyük büyük laflar söyleme makamı değildir. Söylediklerini yapma, milletin hakkını, hukukunu koruma mecburiyetleri vardır. Değerli basın mensupları, bugün 6 siyasi partinin genel başkanlarının verdiği talimatla yürüttüğümüz Altılı Masa'nın kamu reformu çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde açıklama yaptık. İktidara geldiğimizde ekonomide olarak atacağımız bazı adımların bir özetini kamuoyuyla paylaştık. Bugün açıkladığımız adımlar ekonomide karar alma süreçlerinde tekrar güveni hızla sağlayacak düzenlemelerdir. Bu çerçevede göreve gelir gelmez ilk iş olarak ekonomideki gerçek durumun tespiti için, kamu zararlarının tespiti için, saklanan veri kalitesindeki sorunları tespit için, açık ve gizli tüm yükümlülüklerin ortaya çıkarılması için durum ve hasar tespit komisyonu kuracağımızı açıkladık. Yine anayasada yazmasına rağmen 2009'dan bu yana toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey'e yeniden işlerlik kazandıracağımızı da söyledik. Dünya ekonomisinde yeni dönemin gerekleriyle uyumlu bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekseninde ulusal, bölgesel ve sektörel bazda strateji, reform, plan ve programları hazırlayacak strateji ve planlama teşkilatını kuracağımızı da açıkladık.
Yapacağımız en önemli işlerden birinin de Merkez Bankası'nın bağımsızlığının teminat altına alınması olacağını da kamuoyuna taahhüt ettik. Komisyonumuz, altılı masada yer alan her partiden geçmişte önemli görevlerde bulunmuş isimlerden oluşuyor. Sadece komisyonumuzda değil, partilerimizin bünyesinde de çok kıymetli ekonomistler, akademisyenler, daha önce ülkenin yaşadığı krizlerden en az hasarla çıkmasını, ardından hızla ayağa kalkmasını sağlayan isimler var. Gerçekten şu an sarayın ekonomi yönetimi diye milletimizin önüne koyduğu isimlere bakınca, ne kalite ne de kalibre olarak karşılaştırılması, aynı terazinin kefelerinde tartılması mümkün olmayan çok ciddi bir birikim ve tecrübeye sahip yetkin bir kadroyla milletimizin ufkunu açmaya, aydınlatmaya, düze çıkartmaya kararlıyız. Biz milletimizin dertlerini biliyoruz. Çözümlerini de biliyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni kurumlar, yeni kurullar ve yeni liyakatli kadrolarla ülkemizin ufkunu aydınlatmaya hazır olduğumuzun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak Tele1 tarafından yönlendirilen bir soru var. Tele1'in sorusu şöyle. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da gençlerle buluşmasında iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du. Önce 25'e, sonra da 18'e biz indirdik dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Erdoğan, anlaşılan Van'da her şeyi birbirine karıştırmış. Seçme yaşı zaten AK Parti kurulmadan 6 yıl önce 1995 yılında 18'e indirilmişti. Seçilme yaşı da öncelikle 2006 yılında 25'e indirildi. Hatırlanacağı gibi teklifin gerekçesinde Avrupa Konseyi'ne ilişkin standartlara vurgu yapılıyordu. Biz de bunu desteklemiştik. Bu düzenleme genel kurul aşamasında meclisin ezici çoğunluğunun kabul oyuyla büyük bir uzlaşmayla kabul edildi. Tabii şimdi sarayın hukukuna daha fazla önem veren meclis başkanı ses çıkarıp meclisin hukukuna sahip çıkacak değil. Ama biz bunun altını çizmiş olalım. Efendim, A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. A Haber'in sorusu da şöyle. Ankara'da selin yaşandığı gün Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın Eskişehir'deki belediye başkanları toplantısında olması eleştirildi. Ayrıca selin yaşanmasına mazgalların kapalı olmasının neden olduğu da belirtildi. Bu iki konuda sizin bir yorumunuz ya da bir açıklamanız olacak mı? Birincisi, Mansur Başkan'ın Eskişehir'de olduğu doğru değil. Yani bir gün önce zaten, ertesi gün öğlen yağmurun başlayacağı haberi çıkmıştı. Dolayısıyla o gün, ertesi gün öğlene kadar Mansur Başkan hemen Ankara'ya döndü. Öğlen Mansur Başkan işinin başındaydı. Ankara'ya bir günde, bir yılda yağan yağmurun neredeyse yarısı yarım günde yağdı. Büyük bir afetti. Rüzgar 85 kilometreyi buldu. Şimdi bakarsanız Eskişehir'deki fotoğraflara, Büyükşehir Belediye Başkanları'nın açıklama toplantıyla ilgili açıklama yaptıkları fotoğraflarda Mansur Başkan zaten yok. Mazgallar kapalı değildi. Büyük bir afet yaşandı. 166 mahsur kalma dahil 6670 olaya belediyemiz tarafından hızla müdahale edildi. Bugün de 1588 araç, 5884 personel teyakkuz halinde sahada çalışmalara devam ediyor. 2019 yılında Mansur Başkan iş başına gelene kadar sel yaşanan bölgelerinin tamamına yakınında taşkın önleme projelerini yapmış belediye ama hiçbir yapım çalışmasına, hiçbir imalata girişmemiş. Onun yerine dinozor parkı yapmış. Bu projeler, oraya harcanacak parayı, bu projeleri gerçekleştirmek için harcansaydı, felaketin boyutları bu olmayabilirdi. Mansur Başkan döneminde
2019-2021 arasında 1045 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı imalatı yapılmış. Kendisinden önceki 3 yılda 543 kilometre yapılmış. Mansur Başkan döneminde 1.045.331 metre kanal inşaatı yapılmış. Kendisinden önceki 3 yılda 651.235 metre kanal imalatı yapılmış. Çok açık söyleyeyim. Kendisinden önce de iş başında olanlar Mansur Başkan kadar çalışmış olsaydı Ankara bu sıkıntılarla karşılaşmazdı. Ama başkanımız elinden gelen tüm gayretle altyapıdaki bu açığı gidermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım'da seçim yok dedi. Sosyal medyadaki anketler içinde manipülasyon, aldırış etmeyin dedi. Siz bu açıklamalara ilişkin bir değerlendirme yapacak mısınız? Kimse kusura bakmasın. Bu yönetimin ipiyle kuyuya inilmez. Bundan önceki seçimlerde de erken seçim yok deyip apar topar seçime gitmişlerdi. Ama Kasım'da kesinlikle seçim yok diyorsa sarayın kibirlisi, bu önemlidir. Anlaşılan Kasım'a kadar bu işi götüremeyeceğini kendisi de anlamıştır. Daha erken seçim yapacaktır. Bir de bu anketler meselesi. Geçmişte ben hatırlıyorum, bu anketler bizi destekliyor. Biz şu kadar öndeyiz, bu kadar öndeyiz diye seçimlerden önce manipülasyonu kendileri yapıyorlardı. Bugün eğer anket sonuçlarına manipülasyon diyorlarsa kaybedeceklerini anladılar demektir. Ben teşekkür ediyorum.